önce gerçekleşmiş. Bu bindirme sonucunda dikkat ederseniz bakın Ölüdeniz'den başlayıp Hatay'dan geçip işte Maraş ve üstünden geçerek bindirme üst tarafta kuzeyde. Ondan sonra geliyor buradan Saros Körfezi. Türkiye'mizin tamamen bir deprem ülkesi olduğunu dikkate almamız gerekmektedir. Yani Anadolu topraklarının %95'i depreme. Önümüzdeki süreçte de depremin özellikle fay hatlarının sıkışması sonucunda yeni fay hatları ortaya çıkacaktır. Kırılmalar söz konusu olacaktır. Bu kırılmalar sonucunda da depremler oluşacaktır. Oluşumunu tamamlamış, sonra katmanlara ayrılmış. İşte iç çekirdek. Bu enerjinin birikmesi sonucunda da büyük bir ihtimalle 6 şiddetinin üzerinde depremler gerçekleşecektir. Önümüzdeki süreçte de yine aynı şekilde Hakkari'de ve önümüzdeki üst şehirlerimizde depremler gerçekleşecektir. Bu Pangea dediğimiz kısım üst kısımda denizler. Sonra altının üzerinde bir şiddette bekleniliyor. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi depremi kestirmek mümkün değil. Maraş, Malatya'dan doğru Bingöl'e doğru bir enerji transferi gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu enerji transferinin gerçekleştiği bölgelerin tamamında fay kırıkları gerçekleşecektir ve bu fay kırıkları sayesinde tekrar o enerjinin boşalımı söz konusu olacaktır. Önemli olan depremin olduğu yer değil, depremin yansıması. Hani yeryüzüne çıkıyor. Yeryüzüne çıkan Bağman ağzına da zaten. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz sürekli deprem bölgesidir ve deprem kuşağının ortasında bulunmaktadır. En etkili alanda bulunmaktadır. Ve sürekli bu depremlere maruz kalan bir alandayız. Özetle bizim sloganımız şu. Deprem insanı öldürmez veya afet diyelim. Afetler insanı öldürmez. İnsanları öldürenler kötü binalardır, kötü yapılan binalardır. Biz eğer önlemimizi alırsak, binaların yapımında etkili olabilirsek, uygun teknikte yaparsak, 8 şiddetinde, 9 şiddetine maruz kaldığı takdirde binaların, yapıların etkilenmesini minimuma düşürdüğümüz zaman deprem olsa dahi hiçbir etkileşim söz konusu olamayacaktır veya minimum düzeyde olacaktır. Her an değil, her dakika, her saniye yaşamımızda bizim depreme hazır olmamız lazım. Hazır olduğumuz müddetçe de herhangi bir sorunla karşılaşacağımıza inanmıyorum. Levhaların hareketleri söz konusu oluyor, daralmalar oluyor.